Kusun iyileşmedi senin daha. Bir sakatlık çıkaracaksın başımıza. Ben gayet iyiyim. Süperim hatta, süperim. Oğlum korkutuyorsun beni ha. Bak şimdi koluna bir şey olacak ya. Korkması gerekenler korksun. İki porsiyon köfte, bir piyaz, iki de yayık ayranı göndersen bize. Burası iyi değil mi? Kesinlikle. Ne düşünüyorsun? Kafamı karıştırıyorsun. Mesela? Sanki senden iki tane varmış gibi. Böyle biri... O fena bir şey. Hani sen arada sessiz kalıp içine çekiliyorsun ya. Böyle karanlık bir göl gibi. İnsan çekiniyor. Gizemli, soğuk, ıssız. Diğeri? Diğeri güzel bak. Böyle sabah güneşi gibi. Görünce insanın içi ısınıyor, keyfi yerine geliyor. Yani hem yakınsın hem uzak. Hem soğuksun hem sıcak. Biz buraya köfteci diye geldik ama psikolog çıktı. Sanki içinde iki kişi yaşıyor. İki rüzgar var. Biri geçmişe takılıp kalmış. Diğeri bugün de sıkışmış gibi. Tamam. Konuyu kapatıyorum. Ama sen sordun. Ben sormadım. Ne düşünüyorsun diyen sen değil miydin ya? Ben ne bileyim arkasından böyle analizler geleceğini. Tamam. O zaman şimdi sen de beni analiz et, ödeşe. Senin de içindeki kişi var. Biri... İzmir'deki filemin yerini düşünüyor. Diğeri de buradaki yiyeceği köfteyi. Allah Allah. Sen beni iyice obur yaptın ya. Nerede kaldı köfteler? Acıktım. Annenin ödünü kopartmışsın yine. Sen de korktun mu öleceğim diye? Ya da öldürürüm diye. Bunlarla ancak anneni korkutursun. Aklını başına al. O Zeynep'le adamla sana oyun oynamışlar. Aralarında da hiçbir şey yokmuş. Oğlum sen ne mal adamsın ya? Ha? Seni ayakta uyutmuşlar. Uyudum ben. Uyudum da uyandım artık. Keseceğim onların hesabını. Başını belaya sokup benim canımı sıkma. Akıllı ol. Sıkıntı yok, sen rahat ol. Aha. Evet, İzmir'i gezdik. Köftelerimizi de yedik. Şimdi sırada... İrmik helvası var. Hayır Zeynep, Kutay var. Dedene söz verdik. Bir an önce bitirelim şu işi. Ben galiba bugünün bitmesini hiç istemiyorum. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Tatlım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teyze hoş, geliyorum birazdan. Tamam. Toplan. Ne güzel ya. Büyük tiyatro var ya. Ya varmış, benim yeni haberim oldu.
Meğer her şey bir oyunmuş değil mi? Bu Rüzgar'la Zeynep'in arasındaki. Bu zibidi de normalde çulsuzun tekiymiş. Sana da eyvallah kuzen. Eyvallah. Sen de oyuna destek vermişsin. Siz de çok eğlendiniz mi arkamdan? Güldünüz mü? He? Sen Zeynep. Sen de çok eğlendin mi arkamdan? Kes Kutay. Sen beni aldatmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Yine suçlu ben oldum değil mi? Yine suçlu ben oldum değil mi? Yaptım. Hadi uzatma artık. Uzatacak bir şey yok. Çık git şuradan hadi. Şunu damalara bak ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum bitti rol. Bitti. Sen al paranı git hadi. Hadi. Teknik destek masasına da selamlar. Siz de sağ olun. Gençlere bayağı destek olmuşsunuz. Yanlarında olmuşsunuz. Siz de çok güldünüz mü arkamdan? Eşinize, dostunuza, enayiye bak diye anlattınız mı? He? Bütün Foça'yı rezil ettiniz beni. Bütün Foça arkamdan güldü. Ya, hala gülüyorlar. Kuyruğuna teneke bağlanmış kedi gibi dolaştırdınız beni Foça sokaklarında. Ama yıkılmadım ben. Şunun yarısı var ya, yarısı aranızdan birinin başına gelse ayakta kalamaz. Ama ben ayaktayım. Ben yıkılmadım. Ben hepinizden daha güçlüyüm. Hepinizden. Ben şimdi gidiyorum. Ama yine görüşeceğiz. Zeynep'ten bir ses var mı? Yok baba. Aradım ama açmadı. Yüzü gülmedi bu kızın baba. Önce hastalık. Şimdi Kutay'ın bu yaptıkları. Üzme kendini kızım, üzme. Elbet onun da bir gün yüzü gülecek. Hayır baba, ben yani önce hani Kutay'la barışırsa iyi olacak diye düşündüm ama... Yanılmışım herhalde. Yani anca bu saatten sonra Kutay'dan zarar gelir ona. Kutay'dan ne köy olur ne kasaba. Bizim kızımız ona mı kaldı be? Ha? Ona mı kaldı? Elbet onun da güzel bir kısmeti çıkacak. Kaderi bana benzemesin be. Ha, geldi. Ah, geldin mi Zeynep? Merak etme dede, oyun bitti.
şey... otelle ilgili bir memnuniyet anketi hazırladım da ben acaba doldurur musun diyecektim. Tabii zevkle. Ay, çok güzel. Tabii bu akşamüstü yaşanan olayları bunun dışında tutarsan sevinirim. Emin olabilirsin, zaten hepimiz unutmak istiyoruz. Şimdi hemen mi doldurmam gerekiyor? Yok, hayır, acelesi yok. Ne zaman müsait olursan. Ya ben şey diyecektim. Bir şeyler içmek ister misin aşağıda? Ha, onu diyecektim. Bir şeyler içmek ister misin? Neden burada içmiyoruz? Çünkü burada geçmememiz gereken bir çizgi var. Evet. Ama sonuçta bir adım. Yani ne demişler? İnsanlık için küçük ama benim için büyük bir adım. Hı. Ama sonuçta bir adım. Şöyle. Gibi. Karanlık tarafa hoş geldin. Param bitti ya. Şöyle 3-5 falan biraz daha versen. Bir de çok sıkıldım abi. Buraya gelerek beni tehlikeye atıyorsun. Sen zaten tehlikenin içindeymişsin de bizim haberimiz yokmuş. Bir silahın eksikti. O mesele kapandı anne. Bitti gitti. Rüzgar, seni İstanbul'a götürmek istiyorum. Gözümün önünde ol yeter. Söz veriyorum hayatına karışmayacağım. Anne başlama yine ya. Söylemiyorsun ama bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Meltem'le olan ilişkine karşı çıktığım için beni suçluyorsun. Ben sizden sadece beni rahat bırakmanızı istiyorum. O kadar. Gidiyorum ben. İyi geceler. Baktım ortalık biraz karışık. Birkaç gün burada kalsın dedim. Şu arka koydaki balıkçı barınağında kalacak. Sonra da göndereceğim zaten. Annenin falan haberi yok. Tamam mı? Fabrikaya adam sokmalar falan. Bayağı aksiyona girmişsin. Girdik de boşuna girdik. Allah'tan başka yerden belimizi doğrulttuk. Valide Hanım sağ olsun. Sen de çeneni kapalı tut, tamam mı? Allah gönderdi abis. Şimdi görsünler bakalım Kutay kimmiş. Hayırdır, ne oldu? İş konuşacağız. Ne işi bu? Erdem Bey'in haberi var mı? Erdem Bey'in işi değil, bu Kutay Bey'in işi. Babam sana ne veriyorsa 5 katını vereceğim. 5 kat? Ne yapacağız? Rüzgar diye bir itin hayatını karartacağız.
Senin rahatın neden kaçtı Zeytin Gözlüm? Artık oyun yok, yalan dolan yok. Söyle rahatına geri gelsin. Çağırsam gelir mi? Tabii gelir, tabii. O zaman denize bakarsın, göğe bakarsın, ormana bakarsın, aya, yıldızlara bakarsın. Bir bakmışsın rahatın geri gelmiş. Seni böyle görmek ne güzel Dedoş ya. Ben sana baksam yeter. İşte ben de onu diyorum ya Zeytin Gözlüm. Bak bana, hayatını yaşa. Ha? Canım, canım. Canım benim, canım kızım benim, canım torunum. İnsanın yaşadığı yeri değiştirmesi hep çok zor geldi bana. Ama o kadar da korkulacak bir şey yokmuş. Mesela şimdiden alıştım buraya. Hemen. Evet, hemen. Ben hep buralardaydım. Üniversite bile İzmir'de okudum. Onun dışında hep Foça'daydım. Peki hiç düşünmedin mi yani başka bir şehre ya da başka bir ülkeye gitmeyi? Düşündüm. Düşünmüştüm. Ama korktum. Sen de mi? Evet. Zaten ben böyle büyük kararlar almaktan hep korkarım. Peki günün birinde büyük bir karar alman gerekirse o zaman ne olacak? Ben bu gece yaşıyorum. Yarını yarın düşünürüz. Ben müziği değiştireyim. Olur. Şimdi çalacağım bu albüm benim favorilerimden biri. Müthiş bir kayıt. Şimdi bile bu sound'u yakalamak çok zor, biliyor musun? Ama beğenmezsen başka bir şeyler de çalabilirim. Günaydın. Kemal. Ayla. Dur, dur, sakin ol. Ne oldu? Ne yaptık biz? Ha? Sakin ol. Düşündüğün gibi olmadı. Sen orada uyudun, ben de yatağımda uyudum. Uyudun mu? Evet. Geldiler. Ne yapacağım ben? Herkes görecek. Tamam Ayla, sakin ol. Ah, günaydın Cenk'ciğim. Günaydın. Ayla nerede? Ayla Hanım henüz gelmedi. Aa, evden de çıkmış. Ben erken gelir diye düşündüm buraya. Yani hiç bilmiyorum ki.
Sana bir kez daha teşekkür ederim. Biz geldi kahvaltı teklifini kabul ettiğim için mi? Hayır. Bu oyunu benimle birlikte oynadığın için. Benim yüzümden bir sürü saçmalığa katlandığın için. Tayla muhatap olduğun için. En zoru da beni seviyormuş gibi yaptığın için. Sen de rolünü güzel oynadın. Bazen beni gerçekten sevdiğini düşündüm. İyi tarafından bakmak lazım değil mi? Şimdi olur olmadık yerlerde bir arada olmak zorunda değiliz. El ele tutuşmak zorunda değiliz. Öpüşmek zorunda değiliz. Hatırlarsan mecbur kaldığımız için... Oyunun bir parçası. Oyunun bir parçası. Kimse yok. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Sen de oyun bittiğine göre buralarda kalmazsın artık. Seni burada tutan bir şey yok. Var aslında. Neymiş o? Burası. Havası, suyu, insanı. Bana iyi geliyor. Kalıcıyım diyorsun yani. Hayatı akışına bırakıyorum. Akışına bırak. Güzel bir şeydir herhalde. Hiç denemedin mi? Belirsizlikler bir süre sonra beni sıkıyor. Önümü net olarak görmek istiyorum. Bu konuda klişe ama güzel bir söz var. Hayat sen planlar yaparken... Başına gelenlerdir. Yani... Ama ben kim ne derse desin plan yapmaya devam edeceğim. Kimse beni durduramaz. Arada sen de yap. İyi gelir. Ben plan yapmayı çok önce bırak. Adım işimizi zorlaştırma. Güzellikle teslim ol. Biliyoruz Mamlar Bey'in fabrikasına sabotaj sen düzenlemişsin. Harika bir peynir buldum. Eminim Muammer Bey'in zeytinlerin yanına çok yakışacak. Aa Cenk şey diyeceğim. Gül reçeli mi eklesek acaba kahvaltıya? Ne dersin? Sanki çeşit biraz az gibi. Yani olur tabii, neden olmasın? Değil mi? Sen ne dersin abla? Ben bilmem. Kemal Bey'e soralım istersen. Hayır, en kıymetli müşteriniz o ya, o bakımdan dedim. Tabii, sorarız. Ona da sorarız. Herkese sorarız yani.
Bunu sana kim yaptırdı Rüzgar? Ha?